Selamünaleyküm. Tepeniz bereketli olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Sizlere bugün makarna, yoğurtlu makarna nasıl yapılır kısa olarak bilgi vereceğiz. Evet, kaynayan suyumuza 2 kilo kadar su koyup içerisine kelebek makarnamızı attık. 500 gram kadar makarnamız, kelebek, küçük kelebek makarnamızı yaklaşık 15 dakika kadar. Evet, bağırıyoruz böyle güzelce. Karıştırıyoruz yaptığımızı. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Ve yağ olarak da 1 yemek kaşığı salçamız. 40 gram kadar yağımız, tereyağı. Ve 1 çay kaşığı kadar da kırmızı pul biberimizi ocağımıza alıp eriteceğiz. Yanında da yarım kilo kadar yoğurt, bir diş sarımsağımızı da eziyoruz. Yağımızın sosunu da güzelce eritiyoruz. Biber salçası, bir tatlı kaşığı. 1 yemek kaşığı da domates salçası katarak tereyağımızla güzelce eritiyoruz. Evet. Makarnamızı iyice karıştıralım. Çocuklar evde ses geliyorlar. Kusura bakmayın. Evet. Bu şekilde güzelce sosumuzu hazırladık. Evet. Ezmiş olduğumuz yoğurdumuzu güzelce her tarafına sarımsaklıyor. Biraz tuz attık, biraz sarımsak attık. Bir diş sarımsak, bir çay kaşığı kadar tuz yoğurdumuzu güzelce kaymak gibi özleştirip üzerine ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine helimli suyunla yoğurdumuza helimli suyundan kattığın zaman daha sıcak oluyor, soğutmuyor. Bunu da unutmayınız. Biraz özleştirdiğiniz zaman kaynayan su, spagettinin suyundan yoğurduğunuza katabilirsiniz. Evet, sosumuzu da ilave edelim. Böyle sarın sarın güzel. Şimdi yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Bu herkesin bildiği bir tariftir. Hatırlatmak adına öyle acilen acıktığınız zaman hemen akla, ilk akla gelen makarna kaynatma olacaktır. Herkesin mutfaklarının baş tacıdır makarna çeşitlerimiz. Evet. Şimdi yapıp yiyecek olanlara afiyet, bal şifa olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Bir daha birbirinin güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet.